Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınamsız ıqtanlar ekranımız olsun. Xitay Qashqarda məxsus yığın açıp, irqi qırğınçılıq siyasetini təkidledi. Xitay Qashqarda yığın açıp, Şarkı Türkistan'nın canubada atılmış terrorluğa karıştırış, muqumluğunu qoğdaş qatarlıq siyasetlerini küçeytişini təkidledi. Xitayning Sharqi Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 28 oktyabr Qashqari shahrida yig'in ochib, Sharqi Turkistondagi janubiy rayonining shahmat ko'zi bo'lishdek alohidalikka ega ekanligini, asosiy qatlamni idora qilishidagi gavdalik masalalarini hal qilish, jamiyat muqimligini uzluksiz puxtalash kerakligini aytgan. Mazkur yig'in Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Doimiy Komitetining a'zosi, Xitoy Siyosiy Kengashining raisi Wang Xuning Sharqi Turkistonga kelib, Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Xotan va Qashqar viloyatini ziyorat qilgandan keyinli ichilishi diqqat qo'zg'adi. Yig'inga atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyi Doimiy Komitetining mudiri Sumrat Ubul qatnashgan va so'z qilgan bo'lib, yig'inda yerlik nizom chiqarishni tezlatish, Sharqi Turkistonning janubining asosiy qatlamini idora qilishiga kafolatlik qilish, nazoratchilikni kuchaytirish, terrorlikka qarshitirish, muqimlikni qo'g'dash, atalmish Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlash qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosatiga aloqador iboralar ta'kidlangan. Yaqinqi yillardan beri Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlarga sistematik irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy Sharqi Turkistonda jamiyatning muqimlashganligini da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, yanada atalmish terrorlikka qarshitirish, muqimlikni qo'g'dash qatorliq iboralarni davomli takrorlashi Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning yana izchil davomlashadiganligiga ishorat qilmoqda. Yevropa Ittifoqi Komiteti Temuni tekshirmoqchi. Yevropa İttifaqı Komiteti Xitayning tor savdo supisi Temu haqida tekshirishni boshlaydigan bo'lib, setilgan mahsulotlarning qonunga xilof yoki emasligini aniqlaydi ekan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Yevropa İttifaqı Komiteti Salliq ma'lumot munozimati qonuniga asosan 11 oktyabr Xitoy shirkati Temudan aloqador uchurlarni oshkorlashni talab qilgan. Ve cevap qaytirish oxirgi chekining 21 oktyabr ekanligini shirkatning javobiga asosan keyingi bosqichni bekitadiganligini uqtirgan. Ahvoldan xabardor kishilarning Reuters agentligiga aytishicha, Yevropa Ittifoqi Komiteti pat yaqinda Xitoy shirkati Temuga qarata tekshirishni boshlaydi ekan. Ammo Yevropa Ittifoqi Komiteti va Temu taraf Reuters agentligining aloqador xabariga inkos qaytirmagan. Temu bo'lsa Xitoydagi tor savdo supisi Pinduoduo'ning chat el nusxasi bo'lib, setilgan mahsulotlarning arzon bo'lishi sababli qisqa vaqt ichida ko'plagan davlatlarda asosliq tor savdo supisiga aylanishga boshlagan. Ammo Xitoy rejimining zo'r miqdorda to'liqlama berishi, Uyg'ur majburiy amgikiga chetishlik bo'lish qatorliq sabablar tufayli Temu kuchlik tanqidga va qarshilik sadolariga duch kelmoqda. Bu ayning o'rtalarida Hindoneziya hukumatı Google va Alma shirkatidan Temuni app bozoridan cheklab Hindoneziya abonentlarining tushirishining oldini olishni talab qilgan edi va buningdagi asosliq maqsadning o'z davlatidagi o'rta kichik korxonalarni Xitoyning arzon baholiq mahsulotlarining ziyonkashligidan qo'g'dash ekanligini ta'kidlagan edi. Amerika Turkiyaning Suriyadagi harbiy harakatlarini qo'llaydiganligini bildirdi. Amerika Türkiye'nin Avasiya ve Alem Boşluğu Sanayi Şirketi'ne karıtılan terörlük hücumundan keyin Türkiye Amerika harbiy hemkarlığının öz ara maslaşkan halette devam kılıvatkanlığını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Amerika Müdafiye Ministerliği Türkiye Avasiya ve Alem Boşluğu Sanayi Şirketi'ne karıtılan terörlük hücumundan keyin Türkiye bihaterlik güçlerinin Suriye'deki terörlük nişanlarına karıtkan harbiy hareketleri hakkında Amerika bilen Türkiye'nin alakını küçeytip yakşı maslaşkanlığını bildirgen. Pentagon bayonotchisi General Patrick Ryder kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida Turkiya Avasiya shirkatiga qaratilgan terrorlik hujumidan keyin Turkiya Amerika mudofaa ministrlarining Turk havo armiyasining Suriyaning shimolidagi bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKK YPG nishonlariga qaratgan zarba berish harakatlari to'g'risida o'tkazgan telefon suhbati haqidagi bir savolga javob berib, Amerikaning Turkiyaning yaqinqi terrorlik hujumi bilan munosabatli qonunlik bexatarlik andishalarini qayta e'tirof qiladiganligini bildirgan. Ryder Amerikaning PKKni bir terrorlik tashkiloti deb qaraydiganligini takrorlab, "Meningcha bu yerdagi muhim nuqta ikki rahbarning bo'libmi NATOning ikki qimmatli ittifoqdoshi va sherigi sifatida bir-birini qo'llash uchun ochiq aloqa liniyasini saqlashga bel bog'laganligidir" degan.
bildirgen. Türkiye Müdafiye Ministeri Yaşar Güler tünügün Amerika Müdafiye Ministeri Lloyd Austin bilen telefonda söhbetleşken bulup, Türkiye Müdafiye Ministerliğinin bayanatı da söhbette iki terapleme ve rayonluk müdafiye hem bihaderlik meseleleri hakkında fikir almıştırılgallıkı bildirilgen idi. Hamas, İsrail'e bilen tınışlık söhbeti ötküzüşke tayyar ikenlikini bildirdi. Palestin karşılık görüştüş hareketi Hamas, İsrail'e bilen tınışlık söhbeti ötküzüşke tayyar ikenliklerini bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Hamas rehberlerden Sami Abu Zuhri akbarat ilan kılış yığınıda Hamas'nın uruştu ıxtış üçün tınışlık söhbetlerini ötküzüş, mürasacılık kılgıçlarının uruştu ıxtış ve əsir almıştırış haqqıdaki yeni təkliflerge cevap bergenlikini etkan. Abu Zuhri bununla asasen tınışlık söhbeti ötküzülgenlikini ve başka söhbetlerinin mi ötküzülüdüğallıqını bildirgen, ama söhbetlerinin tefsilatlarını aşkarlamağın. O, Gazze'deki halkının kıyıncılıklarını ahırlaştırış, uzak mezgirlik uruştu ıxtış, işgaliyetki pütüllay hatimi beriş, İsrailiyanın rayundun çekinişi, korşavını bekar kılışı, halkara cemiyetinin palestinliklerge yardım berişi, kollışı, onlarını panahçaylarga uğrunlaştırışı da muhim rol oynaydıgan, Palestin'e kayıt kuruş ve esir almıştırış kilişimini öz içine algan kilişimlerini tüzüş, ya ki karışlar boyunca söhbet ötküzüşke tayyar ikenliklerine kayıt kılgan. İsrail'e bilen Hizbullah'ın uruştu ıxtış kilişimi tüzüşü mümkünlükü bildirildi. Livan Başministeri Necip Miqati yakınkı birkaç gün ya ki birkaç saat içinde İsrail'e bilen Hizbullah'ın uruştu ıxtış kilişimi tüzüşünün mümkünlükünü bildirdi. Livan Başministeri Necip Miqati Livan'ın El Cedid televiziya kanalına bayanat berip, Amerika Prezidenti Joe Biden'ın Ali Meslehatçisi Amos Hochstein bilen ötküzgen telefon söhbetinden keyin uruştu ıxtış kilişimi hasıl kılınışıgı bolgan ümidinin küçeygenlikini oturgu koydu. O Hochstein'ın Beyrut'a kılgan ahırkı ziyaretide özü bilen Livan Parlamenti Reisi Nabih Berri oturusudaki mahbi bir teklifini oturgu koygallıkını bildirip, Livan'ın cenubida Livan'ın kanunluk askerlerden başka hiç kanda koral bulmaslığı kerek dedi. O bu sözü arkalık uyardaki Hizbullah korallıklarını çekindiriş kereklikige işaret kıldı. Şunun bilen bir vakitte İsrail'e taratkoları uruştu ıxtış kilişimi lahisi ihkallike ilgiri sürülgen bir hüccetini ilan kıldı. Hochstein tarafından yazılgan kilişim lahisi ihkallike ilgiri sürülgen hüccetinin İsrail'e başministeri Benjamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından tekşürülgenlike ahırkı söhbetinin yakında ötküzülüdüğallıkı kayıt kılındı. Şimali Koreya en yeni tipteki başkurulduğun bombasını sınak kıldı. Şimali Koreya yeni bir kıtım başkurulduğun bombasını ötküzgen bolup, bu kıtım sınak kılıngan başkurulduğun bomba hazırgıcı sınak kılıngan bombalar içindeki en yukarı igizliki götürülgen ve en uzun vakit havada kılgan başkurulduğun bomba boldı. Janubi Koreya bilen Japonya temelligen malumatlarga asaslanganda, bu kıtım sınak kılıngan başkurulduğun bomba Şimali Koreya'nın Şarkı Deniz kırgıkı çüşken. Ma'lum qilinishicha mazkur bomba 7000 km egizlikka ko'tarilib 86 minut bo'yicha uchgan bo'lib, bu Shimoliy Koreyaning bugungi qadar qilgan boshqarilgan bomba sinovlari ichidagi eng uzun uchish vaqti hisoblanadi ekan. Shimoliy Koreya o'zining yadro qurollarini yana mo kuchaytirganligini bildirgandan keyin Yaponiya, Janubiy Koreya va Amerika qatorliq davlatlar bu qadimgi qit'alar aro boshqarilgan bomba sinovining BDT xavfsizlik kengashi qaroriga xilof ekanligini ta'kidlab Pyongyang hükümetini qattıq ayıpledi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.